Değerli arkadaşlar, bugün dil ve kültürümüzde ve bizim tabii geçmişimizde yani İslam medeniyet tasavvurundaki edebiyat formu veya bir şiir tarzı o medeniyet dilinin nasıl yeni sentezler oluşturduğunu ve bunun belki dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan ki yani belki diyorum hani %100 emin olmadığım için diyorum ama olmayan bir formundan bahsedeceğiz. Mülemma, mülemma şiir. Mülemma lemden geliyor. Yani işte parlak, ışıklı, rengarenk, çeşitli bütün bu manalara gelebilen bir şiir formu. Bu şiir formunun her bir mısrağı ayrı bir dilde. Bir redif seçiliyor. Yani farklı dillerde her bir mısra fakat aynı redifle bitiyor. Ve bunlar arasında da mısralar arasında da bir anlam birliği var. Şimdi daha önceki sohbetlerde bahsetmiştim. Osmanlıca dediğimiz dil esas itibariyle bir Ural Altay dili olan, dil ailesine mensup olan Türkçenin iskeleti üzerine bir dilin üstüne bir Hint Avrupa dili olan Farsçanın ve bir Sami dili olan Arapçanın aslında dil mantıkları ve aileleri birbirinden tamamen farklı üç ayrı dilin bir sentezi, bununla yeni bir organizma meydana getirilmesidir. Osmanlıca dediğimiz aslında bu. Tabi bunu böyle kılan, vasfı kazandıran husus aslında bir İslam medeniyetinin o tasavvuru. Tabi bu sadece Osmanlıca öğrenildiği zaman aynı zamanda aslında Farsça da öğreniliyor, aynı zamanda Arapça öğreniliyor, aynı zamanda işte Türkçe öğreniliyor. Ve bunun bir insanın zihnindeki, muhakemesindeki zenginliğe düşünün. Çünkü insan kavramlarla düşünüyor ve bu üç dilin her birinin tabi sosyo lingüisti, psikolinguisti yani dil psikolojisi veya dilin yani o toplumun psikolojisinin dile yansıması veya sosyolojinin dile yansıması her bir toplumda, kültürde İslam'ın dışında olarak tasavvur ettiğimizde farklıdır. O kavramlara yükledikleri anlamlar da farklıdır. Dolayısıyla bu üç dili biz bir arada öğreniyoruz ve bir 360 derecelik açı aslında oluşuyor. Bir ufuk bu büyük bir zenginlik. Bizim edebiyatımızda da yani o divan edebiyatında bu form bu defa gelişiyor ve mülemma şiir dediğimiz bir şiir formu gelişiyor. Şimdi bu akşam bundan bir örnekle bunu okuyacağız. Bu bayağı ileri gidiyor, gelişiyor. Bizim Güneydoğu'daki medreselerde, mesela Kürt medreselerinde bu bazen Farsça yerine veya bazen doğrudan Farsça ile birlikte bir de Kürtçe ilave ediliyor. Yani dolayısıyla Arapça, Farsça, Kürtçe, Türkçe. Dört ayrı dil, her bir mısra ayrı bir dilde ve bir şiir. Mülemma, tecrihi bent, tercihi bent biliyorsunuz eğer bu nakarat bölümü aynı ise ona tercihi bent diyoruz. Eğer farklıysa yani her aradaki nakarat farklıysa ona da terkibi bent deniyor. Bizim okuyacağımız tercihi bent kimin şiirini okuyacağız? 1903 yılında vefat eden 19. yüzyılda yaşamış Diyarbakır'ın müftülerinden Ahmet Hilmi Efendi'nin bir mülemma tercih bendini örnek olarak seçtik. Bu zat aynı zamanda Türkiye'ye dilimize Divan-ı Türk'ü kazandıran Ali Emiri Efendi'nin de ders aldığı bir zat. Allah rahmet eylesin. Şimdi mülemma tercih bend. Ben tabii üç ayrı şey okuyacağım. Yani elimden geldiğince de bir tercümesini de birlikte okuyacağız. Kadra eyna fi tarihil aşkı enva'u bela Arapça. Olmadık rahat olaldan derdi aşka müptela. Halima <laughs> pejmurde şud ey dilberi şiiri neda. Bu da Farsça. Şimdi muhakkak diyor biz aşk yolunda türlü türlü belalar gördük. Sonu la'dır. Türkçesi olmadık rahat olaldan derdi aşka müptela. Biz diyor aşka aşkın derdine müptela olduğumuzdan beri biz rahat yüzü görmedik. Halema pejmurde şud ey dilberi şiirin eda. Bu da farçası. Bizim diyor halimiz diyor ey şirin edalı dilber son derecede perişandır. Dikkat ederseniz hepsi a redif ile, ses ile e, bitiyor. Nakaratı da şu. Makdamınla türziya kıl bezmi ey hurilika. Def ola ta ki derununda olan rencu ana. Bu da gelişinle diyor, makdamınla. Fırziyakıl <tür> bezmi ey hurilika, ey huri yüzlü gelişinle diyor bizim bezmemizi, bizim meclisimizi aydınlat, ışıklandır, nurunu arttır. Yani ta ki diyor öyle bizi bir gelişinle meclisimizi öyle bir aydınlat ki benim diyor içimdeki zahmeti, zorluğu, güçlüğü bunlar çıksın, def olsun, ayrılsın, gitsinler anlamında. İkinci kısım İnna kalben hazinen ya habibi farhami. Eyler <laughs> icra gözlerim ol hüzn ile Nazaninem andile mecruh <laughs> de merhemi. Sonra ne karar geliyor? İnne li kalben hazinen ya habibi ferhami. Muhakkak diyor benim kalbim hüzünlüdür. Ey sevgili bana merhamet et. Yani benim bu hazin olan, hüzünlü olan kalbimi merhametinle işte ferahlat anlamında. Eyler icra gözlerim, ol hüzn ile eşki demeyim. Eşki dem, dem kanlı gözyaşı demek. Benim diyor gözlerim kanlı gözyaşları döküyor. Bunu diyor ben yapıyorum. Nazeninem, benim ey nazeninim, ey nazlı yarım. Andile dile mecruhra merhemi. Bu yaralı yüreğe, kalbe merhem ol. بردا دا طبيعي اي ردفيلة ساسيلة بتيوم ما سمعنا عاشقا في الدهر مسرور الفؤاد Var mı alemde acep bir aşık olmuş ber murad? Yar eder vakti şuma şuma mare bekon mesrur Bu da farçası. Ma semi'ne duymadık diyor. Aşıkın fi dehri mesruru mesrurul fuat. Gönlünün sevinçli aşığınınların gönlünün mesrur olduğunu, sevinçli olduğunu biz dünyada duymadık. Türkçesi malum Var mı alemde acep bir aşık olmuş ber Murat. Murat sahibi Murat üzere olmuş bir aşık acep var mıdır diyor. Hiç diyor duyan oldu mu böyle bir. Yar eder vakti şuma marebkon mesrur uşat. Zamanında sen diyor beni diyor mesrur sevinçli ve mutlu kıl parçası bu. Sonra nakarat tekrar. Utru'ul levmi azuli kullu şeyin fil kader. Var imiş takdirde görmek bunca âlamu keder. Aşıkan ra ey peri peyker meyefken ez nazar. Maktamınla pürzi bezmi ey hurilika def ola ta ki derununda olan rencu ana. Buradaki de okları yani suçlama oklarını üzerime atan bu yaşadığımda kaderimde yazılı aşkla birlikte aşk insanların bana suçlama oklarını atmasına vesile oluyor. Bu da benim kaderimdir diyor Arapçası. Var imiş takdirde görmek bunca alam o keder. ağlam dediği elemin çoğuludur. Keder ve üzüntü elemin diyor görülmesi takdirde kaderde bizim var imiş. Ve Ey diyor peri yüzlü uzaklardan beni diyor gözden uzak tutan ey peri yüzlü aşıklara bunu fazla görme gibi ve tekrar makdamınla pürziya kıl bezmi ey hurilika, ey huri yüzlü gelişince gelişinle meclisimizi aydınlat ta ki e, içimizde var olan zorluklar sıkıntılar hepsi defolup gitsin. Bu tabi bir Ahmet Hilmi Efendi'nin 19. yüzyılda yazdığı bir mülemma tercih bend. Gördüğünüz gibi hakikatte İslam medeniyet tasavvurunun edebiyat disiplininde, edebi sanatında fevkalade önemli, güçlü bir ifadeye sahip bir şiir formu. Ve bundan çok fazla yazılıyordu, yapılıyordu. Bununla insanlar iştigal ediyordu. Ama bugün biz bırakın bunları geliştirmeyi geliştiremiyoruz. Geliştiremediğimiz için muhafaza edemiyoruz ve unutuluyor. Bakın bunları biz kendimiz okurken bile zorlanıyoruz, işte tercüme ediyoruz ancak sözlükler aracılığıyla bunu yapıyoruz. O halde burada tabii biz yani o muhafazakarlığın burada aslında neyi muhafaza etmemiz gerekiyor, ne kadar muhafaza etme ihtiyacımız var, aslında bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Teşekkürler.